Bir Anı Bir Hikaye Siyonizmin emrinde bir İngiliz casusu 21. bölüm hazırlayıp soran ben İsmail Yağcı Bundan önceki bölümlerimizde sizlere e, Filistin'de bir Siyonist devlet kurmak için kendine bir yol seçen Viyanalı Yahudi avukat Doktor Theodor Herzl'in huk hukuk doktoru tabii tıp doktoru değil. Bazı çalışmalarını yaptığı Siyonist kongreleri, alınan kararları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bunun çalışmaları bir yerde Arminius Van ile yani Yıldız Sarayı'na girip çıkan 25 sene girip çıkan e, Macar Yahudisi Profesör Arminius Van ile yolu kesişiyor. Şöyle ki Arminius Vanbury, evlat hiç merak etme, ben bu yolun yolcusuyum, bana güvenebilirsin. Ben İngiltere'ye çalıştığım gibi Osmanlı'ya da çalışıyorum, haberin olsun diyor. Bunu da senden başka kimse bilmiyor diyor. Evet, yaşlanmış vaziyette. Bu da Arminius amca diye peşinden koşuyor ama o illa senin için yapacağım işlerden para isterim diyor. Ve bu arada Arminius Vanbury İstanbul'a gelir ve İstanbul'dan hariciye bir rapor daha gönderir. Ve padişahın halini, sağlığını, ruh yapısını görebildiği kadar fiziki olarak İngiltere'ye rapor eder. İki sene öncesine göre artık padişah bazı hususlarda isteksiz. Kaiser Osmanlı Bankası'na rakip bir Alman Bankası kurmaya yanaşmayınca Sultan Kaiser Wilhelm'den soğudu. Bağdat Demiryolu imtiyazının bu Alman Bankası kurulmadan verilmeyeceği meselesi vardı. Kaiser'in aşırı iltifatkar ve övücü davranışı sonucu iki hükümdar arasındaki şahsi ilişkiler halen sanki dost gibi görünüyor ama ara soğumuş. Ben öyle gördüm diyor. İngiltere'nin İstanbul'daki durumu da şöyle diyor görüşüme göre. Bu ilişkiler kötüye gidiyor. Yani İstanbul'dan bakınca İngiliz, Osmanlı ilişkileri kötüye gidiyor. Sir Nicholas O'Connor yani tepe başındaki bizim İngiltere'nin temsilcisi sefirimiz zarif ve uysal bir insan. Bu haliyle padişahın hem gönlünü kazanmış hem de selefinin daha doğrusu seleflerinin açtığı yaraları tamir etmeye çalışıyor. Ancak bir iki yıl önce de yazdığım sebepler yüzünden padişah körü körüne bir İngiliz düşmanlığı güdüyor. İngiltere nasıl Osmanlı'nın Mısır meselesindeki hassasiyetini görmeden körü körüne orayı işgal ediyorsa böyle körü körüne zorbalık yapanın zorbalığına da körü körüne karşı gelineceğini Arminius Van bilmiyor mu? Biliyor. Ama bunu da gene diyor padişah herhangi bir sebep ve bağlamamaksız bağlamadan bağlamaksızın bunu devam ettiriyor diyor. Temkinli ve çekingen padişah. Çekingen diyor. Kimden çekinecek ya? Ama padişah hata yapmaktan çekiniyor. Düşmanından çekinmiyor. En büyük düşmanı insanın nefsidir, gafletidir. Padişah anglofobisini böyle temkiniyle, çekingenliğiyle azıcık bir kapatmaya çalışıyor ama aslında dip tarafta tamamıyla koyu bir anglofobi yatıyor. İngiltere'ye olan bu mühim nefretiyle pan-İslamizm fikrine sarıldı ve bunu İngiltere'nin Hindistan'daki çıkarlarını bu psikolojik silahla zedelemeye çalışıyor. Ve zedeliyor diyor. Panislamizm. Asya içindeki misyonlarının netice ve tecrübelerini başkatibe rapor için saraya gelen Buhara ve Hint Müslümanların dini liderleriyle karşılaştım ben diyor. Saraya gelip gidiyor. O arada padişaha başka yerlerden de gelen ziyaretçilerden bakıyor ki panislamizm siyasetinin ana unsurları, rükünleri olan kişiler zaman zaman padişaha gelip raporlar veriyorlar belki de yeni talimatlar alıyorlardı. Ben bu liderlerle karşılaştım. Türkler bu iki yeraltı merkezine Buhara ve Hint Tekkesi diyorlar. Yani Özbek Tekkesi de denir çünkü Buhara tarafında Özbek nüfus çoğunlukta. Özbek tekkesi İstanbul'da bir tane de değil efendim. İkinci Mahmut Han zamanında kuruldu. Yani Abdülhamit Han'ın dedesi kurdu bunu. Dedesi bu işlere el atmıştı zaten. İleri görüşlü bir insandı. Bu tekkeler düzenli olarak hükümetten maddi yardım alırlar. Ne alır bu yardımı bu tekkeler? Oraya gelip gidenlerin barınması, doyurulması, üst başı, yani hayati ihtiyaçları için padişah veriyordu. Padişah zaten ülkesindeki tabanın çoğuna bunu sağlıyordu. Bunu da bazı kimseler padişahın fakir fukara babası diye kendini tanıtmaya çalışmasını padişahın milletin gözüne girmek için bir politikası diye saymaya çalışıyor bazı ilim adamı geçiren, Efendim batı hayranı, batıya teslim olmuş e, kimseler. Hem de üniversitelerde kariyerler de yapmışlar. Hiç düşünmüyorlar ki ya padişah böyle göze girmeye niye çalışsın? Ne olacak yani göze gelince? Padişah değil mi bu adam? Evet. Halife değil mi? Evet. Emrettiği yapılır mı? Evet. Peki seçime gidip de yerinden edilebilir mi? Yo ne seçimi ya? Peki niye bir politika güçsün? İnançlarından dolayı da hayır severse bu insanı niye politik hayırseverlik yapıyor diyesiniz. Hani siz demokrasi dediğiniz bu seçimler, meçimler onlarda da nice adamlar ayarlanıyor. Orada ne kadar tarafsız kalmıyor onu Allah bilir. Hali hazırda bütün dünyadaki bu sistem kullanılırken mutlak ve mutlak onun görünenin başka bir perde yüzü oluyor. E Padişahın bunlara ihtiyacı yok ki. Bir zayıf tarafı yok ki. Bir yumuşak karnı olacak da ya Padişah e, fakir fukarayı kendini sevdiremezse onu gelirler e, muhalifleri alaşağı ederler. Böyle bir şey yok. Evet. Görevleri de bu merkezlere uğrayan hacı ve seyyahları misafir edip bu tekkelerin bir süre içinde onların beyinlerini yıkamaktır. Buraya gelmiş adam, İstanbul'a merkeze gelmiş adam, Özbekler Tekkesi'ne girmiş. Bunların beyinleri yıkacaksınız. Al sana mama, Karnını doyur, iyi mi aslanım? Doydun mu? Doydum elhamdülillah. Ha, bak şöyle 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 adam olacaksın. Bugün Özbekler sektesi denilen yerler hali hazırda şu anda kültür merkezleri halinde. Oralarda eğitim verilirdi, Osmanlı'nın her yerinde eğitim verilirdi. Camiler eğitim alanlarıydı. Evet camilerin bir kısmında kütüphaneler vardı. Kütüphanelerin okuma salonları caminin bütün harim kısmıydı. Osmanlı cami tek bir iş için kullanmamış ki. Elbette ki eğitim için bir camide aynı anda dört tane beş tane vaaz hocası vaaz verirdi. Hem de değişik konularda. Herkes böyle namazı abdesti anlatacak şekilde bir yere odaklanmış değil hangi hocanın sesi güzelse gidip onu dinleyelim değil. Hangi hoca ne anlatıyorsa benim de ona ihtiyacım varsa gider dinlerim. Süleymaniye Camii'nde işte dışlı sadece mahfil olarak yan mahfil olarak sekiz yer var. Orta ana harim kısmının dışında. Bunları bilmiyor. Evet adam Müslümanım diye Müslümanlık taslıyor. Dervişlik taslıyor ama sahte tabii onun içerisi. Ya sen kendin sahtesin başkasının davranışlarına sahtelikle suçlamaya çalışıyorsun. E bu söylediğinde de sahte ise senin ki öyledir. Ki öyledir. Dedik ve 21. bölümü burada bitirdik. Tekkelere gelenlerin beyinlerini yıkandığı hususu. Doğrusu o beyin yıkama meselesini ben hiç sevmem. İnsanlara bir şey öğretme. Amenna. Çok güzeldi öğretmek için de konuşacaksın. Bu beyin yıkama O zaman niye bizlere modern Avrupa okulları kurun diyorsunuz Avrupalılar? Siz de insanların beynini yıkıyorsunuz. Yıkadığınız şimdi çıkmıyor mu ortaya kendi menfaatinize yıkadığınız? Bir aile çocuğuna ne güzel bakarken elinden alıyorsunuz. Ona Hristiyan eğitimi için beynini yıkıyorsunuz utanmaz adamlar. Halen devam ediyor yani. Evet. 22. bölümde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız. Bir anı, bir hikaye.